Pekala soru şöyle. Bülent'in 1 bölü 4 kilogram krakeri varmış. Krakerini kardeşi ile eşit olarak paylaşmak istiyormuş. Aferin Bülent'e. Paylaştıktan sonra her birinin ne kadar krakeri olacağını bulunuz demişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Bülent'in başlangıçta 1 bölü 4 kilogram krakeri varmış değil mi? 1 bölü 4 kilogramı gözümüzün önüne getirebilmek için bu çizdiğim dikdörtgenin 1 kilogram olduğunu düşünelim ve dikdörtgeni 4 eşit parçaya bölelim. Tam ortasından bir kere bu iki parçayı da tam ortasından bölersem toplam 4 eşit parça elde ederim. Bülent'in en başında 1 bölü 4 kilogram krakeri vardı öyle değil mi? Şurayı biraz daha düzgün çizmek istiyorum. Evet böyle daha iyi oldu. Bülentin en başında 1 bölü 4 kilogram krakeri varsa bunu göstermek için eşit parçalardan birini boyayabilirim. Evet, böyle yaparsam bu parça bize Bülentin en başında sahip olduğu krakerin ne kadar olduğunu gösterecek. Bülent bunu kardeşi ile eşit olarak paylaşmak istiyor. Eşit olarak paylaşmak istediğine ve toplam iki kişi olduklarına dikkat etmemiz lazım. Her birinin ne kadar kraker alacağını bulmak için, 1 bölü 4 kilogram krakeri 2'ye bölmemiz gerekir, öyle değil mi? Evet, her birinin ne kadar krakeri olacağını bulmak için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Peki, nasıl yapacağız? Bakın, buradaki 4 eşit parçayı alıp her birini 2 eşit parçaya bölersem ne olur? Hemen yapayım. Bunu tam ortadan 2'ye bölüyorum. Bunu da, bunu da ve bunu da. Bunu yapınca toplam 8 eşit parça elde etmiş oluruz ve bunların her biri de 1 bölü 8'e eşit olur öyle değil mi? 1 bölü 4 kilogramla başlamıştık ve bunu 2 eşit parçaya bölünce eşit parçalardan biri bu, diğeri de bu. Evet, bu parçalardan her biri 1 bölü 8'dir. Bu da 1 bölü 4 bölü 2 işleminin sonucunun 1 bölü 8 olduğu anlamına gelir. Hadi bir tane daha yapalım. Mustafa kavanozlara pirinç dolduruyor. Kavanozların her biri 1 bölü 4 kilogram pirinç alıyor imiş. Mustafa'nın toplam 3 kilogram pirinci varsa kaç tane kavanoza ihtiyacı olur diye soruyorlar. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Bakalım burada neler oluyor. Mustafa'nın kavanozlara 3 kilogram pirinç koyması gerekiyor değil mi? Kavanozların her biri de eşit miktarda pirinç alıyor ve bu miktarda 1 bölü 4 kilograma eşit. Evet böyle olduğuna göre burada çözmemiz gereken işlem 3 bölü 1 bölü 4 işlemi gözümüzün önüne gelmesi için 3 tam çizeceğim. Evet, bu 1 tam, bu 2 ve bu da 3. tam olsun. Kavanozlar 1 bölü 4 kilogramlık oldukları için Mustafa'nın bunları 1 bölü 4'lük parçalara ayırmak istediğini düşünebiliriz. Başka bir deyişle, 3 tamın içinde kaç tane 1 bölü 4 vardır sorusunun cevabını aradığımızı düşünebiliriz. Bir bakalım, tamları tam ortasından bölersek yarımlarımız olur yarımları da ortadan ikiye bölünce hemen yapıyorum. Evet, bitmek üzere. Evet, işte oldu. 1 bölü 4'leri görebilmek için 3 tamın her birini 4 eşit parçaya ayırdım. Peki bunu yapınca kaç tane 1 bölü 4 elde ettik? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. O halde neymiş? 3 bölü 1 bölü 4 işleminin sonucu 12 imiş. Bu arada bunun neden böyle olduğunu, yani 3 gibi bir tam sayıyı 1 bölü 4 gibi bir kesre böldüğümüzde, neden 3'ten büyük bir sonuç elde ettiğimizi düşünmenizi istiyorum. Sonuç tam olarak 3'ün 4 katı. Bunun neden böyle olduğunu biraz düşünün, olur mu?